Akıl Borsa'ya geliyor. Türkiye'de ilk kez bir danışmanlık şirketi halka arz edilecek. Yönetim danışmanlığı ve organizasyonel gelişim alanlarında faaliyet gösteren Management Center Türkiye'nin %15'lik hissesi önümüzdeki hafta halka açılacak. Şirket yatırımcısına ne kazandıracak? MCT Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Alper Utku'ya soracağız. Alper Bey hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Günaydın. Şimdi Türkiye'de borsada sanayi şirketleri ve finans şirketleri ağırlıkta ve ilk kez böyle bir şirket halka arz edilecek. Önce şirketinizi tanıyarak başlayalım. Ne yaparsınız? MCT Danışmanlık olarak biz 20 yıllık bir şirketiz. Yaptığımız işi eğitim ve danışmanlık olarak tanımlıyoruz ama eğitim ve danışmanlık çok geniş kavramlar. Biz özellikle bankacılık, telekom, hızlı tüketim ve ilaç alanlarındaki şirketlerin organizasyonel gelişim danışmanlığını yapıyoruz. Yani bir şirket organizasyonu değiştirmek istediğinde, yöneticilerini yetiştirmek istediğinde, gelecek kuşak liderlerini yetiştirmek istediğinde ya da daha etkin, verimli çalışmak istediğinde bizim gibi şirketlere geliyor. Biz büyük şirketlerin daha etkin, verimli çalışmasının iş ortağıyız. Neden halka arz kararı aldınız? MCT danışmanlık alanında hep öncü bir şirket. Bir defa o yönden bu yönde bir öncülük yapmak istedik. Öte yandan birçok danışmanlık şirketinin aksine kadrosunda tüm danışmanlarının kadrosunu bulunduran bir şirket ve büyüme hedefleri var. Kadronuzda danışman bulundurduğunuz zaman sermaye ihtiyacı önemli. Biz gelişen işletmeler piyasasında halka açılarak elde ettiğimiz sermaye ile büyümemizi finanse ediyor olacağız. Bunun dışında Türkiye'de yetenekli daha ufak çaptaki danışmanlık şirketleriyle satın alma ve birleşmelerle büyüme hedeflerimiz var ve yurt dışına da iştiraklerimiz olmasını hedefliyoruz ve son olarak da bir araştırma ve geliştirme enstitüsü kurma hedefimiz var. Türkiye'nin bir liderlik enstitüsü ve inovasyon enstitüsü kurma hedefimiz var. Bunları önümüzdeki yıllarda büyümemizle beraber, halka arzın bize verdiği ivme ile beraber finanse ediyor, gerçekleştiriyor olacağız inşallah 25. yılımıza girerken. Dünyadan örnek aldınız mı? Dünyada bizim alanımızda çok örnek var ki bunların hani bir kısmını izahnamemizde verdik. Web sitemizde yatırımcı ilişkileri kısmında görebilir ilgilenen şirketler ama bugün Accenture gibi çok büyük bir danışmanlık şirketinden Conferi gibi, Advisory Board gibi dünyada çok büyük, irili ufaklı, İngiltere'den Michael Page gibi şirketler halka açık durumda ve bunların arasında mesela Michael Page İngiltere'de çok küçükken açılmış, 1983'te bugün neredeyse değerini bine katlamış bir şirket. Türkiye için tabii bu yeni bir kavram. Biz de bunun öncüsü olmanın heyecanını taşıyoruz. Sanayi şirketleri ve finans şirketleri kadar ilgi bekliyor musunuz halka arzda? Şimdi tabii küçük bir halka arz. O yüzden talebin arza göre çok daha yüksek olmasını bekliyoruz. Onun dışında tabii borsada bence yeni bir dönemin simgesi MCT danışmanlık. Çünkü ilk defa borsada beşeri sermayeyi değerlendirerek, değerleyerek halka açılan ilk şirket oluyoruz. Bunu yurt dışında, Nasdaq'ta, başka yerlerde görebiliyoruz ama MCT'nin aklından, insan kaynağından başka hiçbir şeyi yok. Bizim fabrikalarımız, arazilerimiz, sabit kıymetlerimiz diğer sanayi şirketleri gibi değil. Biz aklı, geleceği, gelecek büyüme potansiyelimizi yatırımcıya öneriyoruz ve kendimize bu yönde de çok güveniyoruz. 20 yıllık geçmişimizin getirdiği bir güven bu. Ne kadarlık gelir bekliyorsunuz halka arzda? Yaklaşık 2.8 milyon lira bir gelir bekliyoruz. Şirketin %15'ini halka açıyor olacağız. Ve bu değerlemenin önemli bir kısmı tabii indirgenmiş nakit analizi, gelecek planları ve diğerleri de işte borsadaki benzer şirketler analizleriyle yapıldı. Bu 2.8 milyon TL'yi de gelecekteki büyüme planlarımızı desteklemek için kullanıyor olacağız. Biraz önce bahsettiniz aslında neler planladığınızı. Hem anladığım kadarıyla inorganik hem de organik büyüme hedefiniz var. Hem bir yandan satın alma düşünüyorsunuz. Hem de bir yandan enstitütü kurmayı düşünüyorsunuz. Evet. Ne kadarlık bir yatırım planlıyorsunuz organik olarak? Biraz organiği detaylandırarak başlayalım. Tam olarak orada neler planlıyorsunuz? Nasıl bir yatırım bu? Sonra evet, da inorganik fırsatlardan da bahsedelim. Evet. Şimdi borsadan gelen kaynak temelde bizim büyümemizi finanse etmek için kullanıyor olacağımız bir kaynak. Dolayısıyla organik büyümemizi destekleyecek.
ve bize daha güçlü kılacak. Sermaye olarak biz zaten birçok danışmanlık şirketinin aksine çok güçlü bir sermaye yapımız var. Genelde danışmanlık şirketleri minimum sermaye ile kurulmuş şirketlerdir. Bizim ödenmiş 4 milyon 370 bin liralık sermayemiz var. Bunu 770 bin lira arttırarak halka açılıyor olacağız. Dolayısıyla bu sermayemizin üstüne koyacağımız borsadan gelen kaynakla çok daha güçlü bir öz sermaye yapımız olacak. İnorganik kısma gelirsek dilerseniz, tabii borsada halka açık olmak, belli bir değerde var oluyor olmak bizim için bir kaldıraç etkisi olacak. Ve o, bizim inorganik satın alma büyümelerimizde biz bu kaldıraç etkisini kullanmak istiyoruz. Ve bu şekilde de yani güçlü, yetenekli, büyüme potansiyeli olan, karlı, yüksek nakit yaratan, yüksek değer yaratan şirketleri bünyemize katmak veya onlara iştirak etmek istiyoruz. Kurmayı planladığınız enstitüsü nasıl bir enstitü olacak? Şimdi liderlik enstitüsü ve inovasyon enstitüsü adı altında iki enstitü hayalimiz var. Bunları izahnamemizde de belirttik. Türkiye'de bu yeni yüksek öğretim yasasını da bekliyoruz bununla ilgili. Ama buna göre de biz hazırlıklarımızı buna göre tanımladık. Tamamen üst düzey yöneticilere yönelik lisans üstü programlar yapan ve bu alanda araştırma geliştirme yapan bir yer ve biz 2020'de dünyada ilk 10'a hatta ilk 8'e girecek bir Türkiye'nin liderlerini yetiştirmeyi, inovasyon liginde ilk 10'a giren şirketleri Türkiye'de desteklemeyi hayal ediyoruz. Bizim hayalimiz bu. Bu enstitülerle biz gelecekte lider Türkiye, dünyada ilk 8, ilk 10'daki Türkiye'nin liderlerini, lider şirketlerini desteklemek istiyoruz. Bu alandaki araştırma geliştirme çalışmalarıyla. Aslında sizin sektörünüz için sanırım hareketli bir dönem geliyor diyebiliriz, öyle değil mi? Hem Türk Ticaret Kanunu gündemde, hem yeni sermaye piyasası kanunu. Her ikisi sizin sektöre neler katacak? Şimdi tüm bu mevzuattaki yeni yapılanmaya baktığınızda temelde şöyle bir niyet var. Sürdürülebilir, sorumlu, kurumsallaşmış, değer yaratan şirketler. Daha paylaşımcı, daha toplumla entegre şirketler. Bunlar bizim için, bizim gibi danışmanlık şirketleri için iyi haber. Çünkü eğer siz bir patron şirketiyseniz ve tek başınıza hareket ediyorsanız belki bir akıl hocasına ihtiyacınız olabilir ama bizim gibi danışmanlık şirketlerine ihtiyacınız olmaz. Bizim gibi danışmanlık şirketleri yönetim, farklı yönetim seviyeleri, yönetim katmanları olduğunda değer yaratabilir. Bu da ne demek? Kurumsallaşmak demek. Farklı yöneticilerle çalışıyorsunuz. Bölge teşkilatınız var, saha teşkilatınız var, şubeleriniz var vesaire. Bunlarla çalışıyorsunuz. Bunlarla çalıştığınız zaman biz gelip size kurduğumuz sistemlerle daha etkin, verimli çalışmanızı sağlıyoruz. Dolayısıyla bu tüm yeni yapılanma bizim tarzımızda çalışan şirketler için iyi haber. Bizim vazifemizin daha çok artacağı, iş yükümüzün daha çok artacağı yönünde bir biz fırsat olarak görüyoruz. Ve yeni dönemde daha çok hizmet vermek için sabırsızlıkla bekliyoruz açıkçası. Danışmanlık sektörünün büyüklüğü ne noktalara ulaştı ve bu yeni gelişmeler sektörün büyümesini nasıl etkileyebilir? Şimdi Türkiye'de danışmanlık sektörü ve hatta profesyonel hizmetler sektörü, yani bunu farklı segmentleri var. Bizim içinde bulunduğumuz organizasyonel gelişim ve eğitim dediğinizde bizim tahminimiz 100 ile 200 milyon dolarlık, işte bunun TL karşılığını alabiliriz. Bir boyut Türkiye'de biz görüyoruz. Fakat bunun önümüzdeki dönemde Türkiye'de kurumsallaşma arttığı zaman katlanarak büyüyeceğini, çünkü dünyada milyarlarca dolarlık danışmanlık şirketleri var. Yani büyük danışmanlık şirketlerine baktığımız zaman 10-15 milyar dolar ciroları yapan şirketler var. Bu tamamen ülkelerin ekonomik yapılarının, şirketlerin olgunluğuyla alakalı. Biz de o olgunluk evresinde çok önemli bir yere geldik ve Türkiye'de şu anda en büyük gelişme potansiyeline sahip alanlardan biri danışmanlık sektörü ve bunu kurumsallaşmış olarak yapan şirketlere daha çok ihtiyaç olacak ve katlanarak büyüyecek. Bunun hani çok büyük bir oranda önümüzdeki 5-10 yılda büyüyeceğini, büyük danışmanlık şirketlerin Türkiye'de bizim gibi faaliyet göstereceğini öngörüyoruz. Biz de aynı şekilde büyüme hedeflerimizi buna göre yaptık. Önümüzdeki dönemde sırf çalışan sayımız itibariyle bugünkünün 3 katına çıkacağımızı öngördük. Bu da tabii bizim cirolarımıza, değerimize yaratacak. Bunu da planlarımıza koyduk.
Ciro itibariyle yıllık ne kadar bir büyüme hedefiniz var? Yatırımcıya orada ne vaat ediyorsunuz? Şu anda MCT danışmanlık yaklaşık 15 milyon TL ciro yapan bir şirket. Ve biz önümüzdeki 5-7 yıl içinde bu ciromuzu yani yaklaşık bunun 2 katına çıkarmayı ve karlılığımızı ciromuzdan daha yüksek oranda arttırmayı hedefliyoruz. Hedeflerimizi muhafazakar koyduk izahnamemize. Ancak yani güçlü ve düzenli bir büyüme ve yatırımcımıza güçlü ve düzenli bir gelir sağlamayı hedefliyoruz. Biraz da şirketlerle ilgili gözlemlerinizden bahsedelim. Yani hem yöneticilik hem çalışma ortamı açısından şirketler nasıl bir noktaya geldi Türkiye'de? Hangi alanlarda gelişmeye ihtiyaç var? Evet. Şimdi Türkiye'de birincisi gerçekten şirketler olgunlukta dünyadaki birçok ülkenin şirketleriyle yarışır duruma geldi kurumsal olgunlukta. Daha gidecek çok yolumuz var. Ben özellikle bankacılık alanında ilaç, telekom ve hızlı tüketim mamulleri alanında Türkiye'de çok büyük şirketlerle gelişim potansiyeli olduğunu düşünüyorum. Biz de bu alanlarda uzmanlaştık, bu alanlarda hizmet veriyoruz. Şirketlerde sermaye Türkiye'de belli bir dar bir alandan çok daha geniş bir alanı yayılıyor olacak. Ve Türk yatırımcıların dünyanın birçok yerlerine yatırım yaptığını, girişimler yaptığını görüyor olacağız. Önümüzdeki dönemlerdeki benim hani Türkiye'de göreceğim en büyük fark bu. Türk lirası güçlendikçe bence Türkiye'nin dünya markası olan, dünya liginde daha güçlü olan oyuncuların da arttığını görüyor olacağız. Ve Türkiye'nin ligde yeri bu özellikle bu dört sektördeki gücünü kullanarak dünya ligindeki yerlerin değiştiğini göreceğiz. Ve en önemli avantajımız bizim varoluş nedenimiz de o. Türkiye bir ülkenin başına belki birkaç yüzyılda bir gelebilecek prime dönem dediğimiz bir döneme girdi. Yani genç nüfusunun en yüksek olduğu döneme girdi. Ve bu genç nüfusu sayesinde çok yüksek ekonomik büyümeyi önümüzdeki dönemlerde biz görmeyi ümit ediyoruz, bekliyoruz. Çünkü bu bir piyango. Ve büyük devletler, ülkeler bu dönemlerde büyüyor. İnsan kaynakları büyüyor ve önümüzdeki dönemde biz insan kaynağı yoğun sektörlerin, danışmanlık gibi, bankacılık gibi, telekom gibi, insan kaynağı yoğun, teknoloji gibi sektörlerde Türkiye'nin büyüdüğünü göreceğiz. Ve aynı zamanda Türkiye'nin bölgeyi nitelikli insan kaynağını ihraç ettiğinde göreceğiz. Bugün Orta Doğu'da Türk yöneticiler gittikçe artan oranda çalışıyor. Bizim gibi Türk danışmanlar, biz Suudi Arabistan'da işte Birleşik Arap Emirlikleri'nin müşterilerimiz var. Çalışıyor olacağız ve Türkiye'nin insan kaynağı gittikçe daha muteber olacak. Çalışan hakları gelişecek mi? Gelişmek zorunda. Çünkü bu kadar genç nüfustan yüksek verim aldığınız zaman yeni kuşağın ihtiyaçlarını karşılamak zorundasınız. Daha paylaşımcı, daha katılımcı, daha modern, çalışan odaklı olmanız gerekiyor. Biz bunun için özellikle şirketlerin kendilerini değerlendirmeleri için Investor in People diye uluslararası bir sertifikasyonu da temsil ediyoruz. Türkiye'de Turkcell gibi, Garanti gibi şirketler bunun şu anda bu sertifikasyonu, bu ödülü almış durumda. Bu çalışan haklarının ötesinde çalışanına yatırım yapan şirketler Türkiye'de ayrışacak. Hı hı. Yani nitelikli insan kaynaklarını istiyorsanız çalışana yatırım yapmanız ve çalışanın gözünde gözde olmanız gerekiyor. Bizim hizmet verdiğimiz alanlardan da biri ve bu konuda her geçen yıl çok daha büyük talep görüyoruz yetenek yönetimi anlamında. Son olarak şunu da sorayım. Türkiye'nin yanı başında Avrupa'da bir kriz var. Yöneticiler, liderler krizle ilgili size ne gibi sorular sordular? Ne gibi konularda danışmak istediler? Bizim açıkçası çalıştığımız müşterilerimizde hani kriz son birkaç yıldır bir gündem değil. Bu yılın başında bir tedirginlik vardı IMF söylemlerine göre ama o tedirginlik çoktan geriye de kaldı. Bizim müşterilerimizin şu andaki gündemi değişim ve büyüme. Ve biz şu anda yaptığımız projeler büyük bankaların entegrasyon projelerini yapıyoruz. Büyüme projelerini, ilaç sektöründe lider bir şirketin kurumsallaşma ve büyümesine destek oluyoruz. Telekom'da Türkiye'nin en büyük şirketlerinden bir tanesinin kurum kültürü gelişimine ve geleceğe hazırlanmasına destek oluyoruz. Şu anda müşterilerimizin hepsi değişim ve büyüme üzerine odaklanmış durumda ve biz de onu destekliyoruz. O yüzden krizi konuşan ben
bizim konuştuğumuz yönetim kurullarında ben görmüyorum. Herkes tedbirli ama herkes önüne bakıyor ve Türkiye koşuyor. Peki. Ben size bunu söylemek istiyorum. Peki, güzel haberler de aldık sizden. Çok teşekkür ederiz bize katıldığınız için. ECT Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Alper Utku'ydu konuğumuz. Kısa bir aranın ardından piyasa ekranı devam edecek.